Merhaba, Dünya Tarihi Hızlandırılmış dersindeyiz. Bugün Hint Okyanusu ticareti hakkında konuşacağız. İşte burası. Aa, Dünya Küremin de Dünya Küresi varmış. Bugün yeni moda tarih dersi işleyeceğiz. Tek tek kişilerden veya sıkıcı hanedanlıklardan konuşmak yerine bir sistemden bahsedeceğiz öyle bir hanedanlığı kastetmemiştim. Evet tam olarak böyle bir hanedanlık. Genelde tarih dersleri komik şapkalı insanlar ve onların tuhaflıklarının hayatlarımızı nasıl etkilediği üzerinde durur. Mesela Fransa kralı 6. Charles'ın camdan yapıldığına inanıyor olması gibi inatla bize hükmetmiş komik şapkalı insanlara odaklanıyor. Böylece tarihi aynı zamanda bizim de yazdığımız unutturuluyor. Öğretmenim öğretmenim. Fransa Kralı 6. Charles gerçekten çatlan yapıldığına mı inanıyordu? Evet öyle sanıyordu ama bugün konumuz Hint okyanusu ticareti. Çok ilginç bir konu bana güvenin. Aa, şimdi dikkatinizi toplayın ayrıca şapka yok. Bu ciddi bir sınıf flash partisi değil. <laughs> Aslında Hint Okyanusu ticaret yolu İpek yoluna benziyordu. Birçok güzergahtan oluşan bir ticaret ağı alıcılarla satıcıları birbirine bağlıyordu. İpek yolu gibi bu da tek bir güzergahtan ibaret değildi. Hint Okyanusu havzasındaki çeşitli liman şehirlerini birbirine bağlayan birçok Hint Okyanusu ticaret güzergahı vardı. Bunlardan bazıları Zanzibar, Mogadishu, Hürmüz ve Kantondur. Bu arada benim telaffuzumu eleştirmeden önce biraz biraz bekleyin. Yanlış telaffuz beni beni ben yapan özellik tamam mı? Bunu ilk bölümden beri yapıyorum. Bunu kimse fark etmedi henüz. Affedersiniz kendimi kaybettim. Hint Okyanusu Ticaret yolu ipek yolundan daha büyük ve daha zengindi ama havalı bir ismi olmadığından çok daha az biliniyor. Havalı birkaç isim düşünmemiz gerekiyordu. Ee, Neptün Network gibi bir şey ya da yan, yani yaş yol, ayrı hayır olmadı. Güney Asya'nın seksi sular güzel güzergahı, bu da olmaz söylemesi zor. Peki ya bu son pazarı teşekkürler. Şimdi tarihlerin zulmü. Milattan sonra 7 700 700 civarında bu pazarı adında bir yer vardı ve yine milattan sonra 1000, 1000 ile 1200 yıllar arasında epey hareketlendi. Moğol barışı sırasında karayolu daha ucuz ve güvenli olduğundan biraz gözden düştü. İşte Moğollar 14. ve 15. yüzyılda ise Hint okyanusu ticareti tekrar yükselişe geçti. Peki ticareti yapan kimlerdi? Sıvahili sahil şehirleri, Orta Doğu İslam devletleri, Hindistan, Çin, Güneydoğu Asya ve Avrupa hariç. Belki de bu muson pazarının gerektiği kadar duyulmamasının önemli sebeplerinden biri olsa gerek. Hadi düşünce balonumuza gidelim. Mesela içinde yaşıyorsanız ve kılıcınıza sap yapmak için fil dişine ihtiyacınız varsa bunun için ticaret yapmak zorundasınız. Çünkü filler sadece Hindistan'da ve Afrika'da yaşar. Hint okyanusu ticaretinin ortaya çıkmasının sebeplerinden biri de mevcut kaynağın çok zengin olması ve fil dişinden keresteye, kitaptan tahıla e, birçok şeyi getirtmek istemelerine bağlanabilir. Ama en önemlisi rüzgarda. Hint okyanusu musonlar olarak bilinen çeşitli özel rüzgarlara ev sahipliği yapıyor. Genellikle musonları Hindistan'daki yağmurlar olarak duymuşsunuzdur ama musonları sadece yağmur olarak düşünmektense onları yağmurlu mevsimleri getiren rüzgarlar olarak düşünelim. Bu mevsimlerin en güzel yanı ise düzenli olarak tekrarlanıyor olmaları. Böylece muson yağmurlarının da e, tekrar ettiğini görebiliriz. Yani bir denizci olsaydınız Nisan-Eylül e, ayları arasında e, yaptığınız seyahatlerde rüzgarın sizi Afrika'dan Hindistan'a getireceğine güvenebilirdiniz. Aynı şekilde rüzgar sizi Kasım-Şubat ayları arasında yap yapacağınız seyahatte Hindistan'dan Afrika'ya geri gönderirdi. Bu rüzgarlar o kadar öngörülebilirdi ki eski deniz yolculuğu rehberleri yola çıkmak için en ideal olan haftaları hatta bazen günleri bile belirleyebiliyorlardı. Öngörülebilir rüzgarlar ticareti çok daha güvenli bir hale getirmişlerdi. Getirdi. Gemilerin tek güç kaynağının yelkenler ve kürekçiler olduğu eski günlerde kargonuzun zamanında yerine ula ulaşabilmesi, yolda kaybolması bunlar hep mümkündü. Hatta ve hatta yolda ölebilirdiniz. Bunların hiçbiri küresel ekonomik ticaret için iyi değildi ama öngörülebilir rüzgarlar daha düşük risk demekti. Bu da ticaretin ucuzlaması ve artması anlamına geliyordu. Ayrıca daha fazla insanın harikulade kılıç sahibi olası demek oluyordu. Teşekkürler. Hint Okyanusu ticareti hakkında değinmemiz gereken birkaç konu daha var. Burası, e, şimdi birincisi Hint Okyanusu ticareti İpek Yolu ticaretinden çok daha fazla insanı birleştiriyordu. Yahudiler, Afrika'dan Malezya'dan Hindistan'dan Çin'den insanlar bütün bu yol boyunca deniz yolculuğu yapıyor ve ticari topluluklar oluşturuyorlardı. Önceleri aldıkları eşyaları kar ederek satıyor, yeniden daha sonra satabilecekleri eşyalar alıyorlardı. Fakat bu kadar çeşitliliğin aksine özellikle Hint Okyanusu havzasının batık kısımlarında ticareti Müslüman tüccarlar domine etmişti. Neden mi? Çünkü gemi yapacak paraları vardı. E, fakat bununla birlikte 15. yüzyılda Çin İmparatorluğu'nun bu dengeleri tamamen değiştirdiğini göreceğiz. Bu arada ticaret Müslüman tüccarlar tarafından domine ediliyor derken vurgunun Müslüman veya domine kelimelerinde değil de tüccar kelimesinde olması lazım. E, daha önce gördüğümüz gibi devletlerin ve hükümetlerin komik şapkalı insanlar tarafından yönetildiğini ve tarihe asıl onların yön verdiğini düşünme eğilimindeyiz ama gerçekler böyle değil. Hint okyanusunda ticaret kuralları tüccarlar tarafından pazar talepleri doğrultusunda belirlenirdi. Hü Hükümdarların kapisleri doğrultusunda değil. Ticaretin kendi kendine kendi kendini düzenleyen doğası harika ve emsalsizdi. Korsanların karıştığı bazı durumlar hariç olursa bu ticaret neredeyse tümüyle barışçıldı. Yaklaşık 700 yıl boyunca bu ticaret gemileri herhangi bir devletin donanması tarafından korunmaksızın hareket etti. Bu değerli şeylerin e ticaretinin yapılmasına rağmen böyle sürdü. Hayır düşünce balonuna amiyane tabirle söylemek istemiştim. Yani düşünce bolunu daha fazla laf ebeli yapmaktansa açık mektuba geçmemizi öneriyor. Tamam. <laughs> Sihir. Bugünkü açık mektupta tüccarlar ve soyular arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için 1339'a kadar e, hükümdarı Rotakani olan iç kesimlerindeki Keşmir'e gideceğiz. Bu hikayeye bayılırım ama önce bakalım gizli bölmemizde ne var. Aa parti düdükleri. Benden bir pırt şakası yapmamı mı istiyorsunuz? Çünkü bunu yapmak üzereyim. Neyse size bir parti düdüğü resteli vereyim sevgili Kotarani çılgın bir yaşamım oldu. Daha çocukken ordusunu tüccar kılığına sokmuş rakip bir soylu tarafından kaçırıldın. Sonra seni kaçıran Keşmir hükümdarıyla evlendirilmeye zorlandın. Hükümdar oldun ve bu işte gerçekten iyiydin. Her şey çok güzel gidiyordu. İşleri oğulların için düzene sokuyordun. Tam da bu sırada adamın biri gelip seninle evlenmeye karar verdi. Bunu sana saldırarak yaptı ve seni buna zorladı. Peki sen ne yaptın? Evlendikten sonra göbeğini baştan başa keserek intihara kalkışıp bağırsaklarını korkunç kocan evlilik hediyesi olarak sundun. Bunu söylemek istemiyorum. Ama zorundaydın. Bu gerçekten yürek ister Kotarani. Affedersin. E, bütün bunlar e, babanın tüccar sandığı bir orduyu evine davet etmesiyle oldu. İşte budur. Saygılarımla. Tabii ki rakibiniz olan soylunun ordusunun evinize girmesine izin veremezsiniz. Ancak herkes bir tüccara hoş karşılar. Deniz yolu ticaretinin en güzel yönlerinden biri de pamuklu kumaş, gıda malzemeleri ve kereste gibi dökme mal ticareti yapabiliyor olmanız. Bunlar develere ve katırlara yüklenerek taşımak için oldukça ağır malzemeler. Böylece soylular için ipek ticareti gibi lüks eşyalar dışında kitle pazarları için eşya ticaretinin nasıl başladığını da görmüş oluyoruz. Örneğin ahşap ev yapımında kullanılabilir. Bunun Arap Yarımadası'nda az bulunan bir şey olmasının ötesinde ticaret sayesinde fiyatlarının düşmesiyle daha çok çok insan daha iyi evlere sahip olabildi. Bu son pazarımda ticareti yapılan keresteleri çoğu Afrika'dan gelmiş. Aslında bu biraz sembolik. Afrika hayvan postu, fil dişi ve altın gibi ham kaynağı olmuştu. Sıvahili liman şehirleri Çin'den ipek ve porselen, e, Hindistan'dan pamuklu giysiler gibi nihai mallar ithal etti. Baharat ve pirinç gibi gıda maddeleri de Güneydoğu Asya'dan geliyordu. Karabiber mesela Sri Lanka'nın öncelikli olarak ihraç ettiği ürünlerden de. İslam dünyası ise kahve, kitap ve silah gibi ürünlere ihracını karşılıyordu. Hint Okyanusu sayesinde e, buralarda sadece ürünler dolaşmıyordu. Teknoloji de değiştirmişti. Örneğin gelen manyetik pusula yolunuzu kolayca bulmanız açısından önemli. Müslüman denizciler yıldızlarla yön bulmaya e, yarayan e, usturlabın kullanımını yaygınlaştırdı. Kış tümeni kullanan gemileri yönlendirmek daha kolaydı. Dolayısıyla bu teknolojide de muson pazarında hızla yayıldı. İslam dünyası ayrıca üçgen yelkenleri de üretiyordu. O zamanlar bu çok önemliydi. Çünkü gemilere rüzgara karşı da yol alabilme imkanı veriyordu. Bu becerikli bir mürettebata sahip bir geminin güçlü bir kuyruk rüzgarı olmasa da okyanusu alabileceği anlamına geliyordu. Tıpkı İpek yolunda olduğu gibi fikirler de muson pazarında dolaşıyordu. Örneğin şu anda Endonezya'da diğer bütün ülkelerden daha fazla Müslüman yaşıyor. Evet Endonezya'da iki adadan daha fazla olduğunu biliyorum. Bu ölçekli bir çizim değil tabi. İslam'ın büyümesi ve ticaretin yaygınlaşmasını öğrendiğimize göre İslam'ın Muson pazarıyla Endonezya'ya yayıldığını duymak sizi şaşırtmayacaktır. 1200'lerden sonra daha önce Hint dinleri olan Hinduizm ve Budizm'de yoğun olarak etkilenen bölge bu tapınaklardan anlaşıldığı üzere soyların ve hükümdarların İslamiyet'in kabulüyle giderek Müslümanlaştı. Böylece insanların ticaret yaptıkları kişilerle ekonomik bağları olduğu gibi inanç bağları da oluştu. Hala sürmekte olan İslam'a dönüşüm günümüzde de önemli bir konu. Fakat İslam Tayland'a, Lagos'a, Kamboçya'ya ya da Vietnam'a böylesine kolay yayılamadı. Çünkü bunlar ticaret merkezleri değildi. Peki nasıl ticaret merkezi olur? O halde Malakka Boğazı'na odaklanalım. Ticaretin nasıl da sıkıştığını burada görebilirsiniz. Bazı kontrol eden herhangi bir şehir gemilerin geçişini engelleyebilir ve onlardan vergi alabilirdi. Güçlü bir ticaret devleti olan Srivijaya tam da böyle Sumatra'ya baş kaldırdı ve bir süreliğine bölgedeki ticareti domine etti. Çünkü Malakka Boğazı'ndan Çin'e giden gelen birçok gemi vardı. Başka bir bölümde değineceğim üzere bu ticaret 15. yüzyılda bir anda kesildi. Böylece Sirivijaya da etkisini yitirdi. Bu bizi Hint Okyanusu ticaretiyle ilgili önemli bir noktaya taşıyor. Çünkü bu durum şehir devletlerinin oluşumunu kaçınılmaz kıldı. De Demin söylediklerim buna örnek. Ticaret olmasa bu şehir devletleri de olmazdı. Bırakın tek başlarına zenginleşip büyüsünler. Ticaret bu şehirlerin zenginliğinin önemli bir kaynağıydı. Çünkü ithalatı ve ihracatı vergilendirebiliyor veya liman ücreti alıyorlardı. Ama artık bu şaşalı gösteri devam etmiyor. Çünkü küçük de olsa bir devlet kurmak için sağlam bir dayanak olmayabilir. Ee, bunun için çeşitli sebepler sayabiliriz. Örneğin yüksek vergiler, e, tüccarlara alternatif rüzgarlar bulmaya yönel. Ama temel sebebi ekonominin sadece ticaret üzerine olması. Küresel ekonominin dalgalanması durumunda sizi dayanaksız bırakır. Tüccar imparatorluğunun mirası Güneydoğu Asya'da halen sürmekte. Singapur buna iyi bir örnek. Fakat aynı zamanda tarihin sayfasında silinen yok olan şeylerden çıkarabileceğimiz en önemli derslerden biri de genelde yakınlarınızda bir şehir sizin yerinizi almak için büyük bir istekle bekliyor olabilir e, ve bunu yapmak için de daha düşük vergiler sunmaktan çekinmeyecektir. Neredeyse tüccarların kararları komik şapkaların kaderini tayin etmiş gibi görünüyor, değil mi? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.